Herkese merhaba. Ben Zafer Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlanacağız. Seçtiğim sorularla bilmemiz gereken kazanımları hem hatırlayacağız hem de soruların çözüm yollarını öğreneceğiz. Soruların hepsi arkadaşlar yazılı çıkabilecek türden sorular. Videomuza geçmeden kanalıma abone olarak, yorum yazarak, videoları beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatıyorum. Öyleyse hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuzda yukarıdaki kartlarda yazan 3 basamaklı doğal sayıların her birinin bir tam kare sayı olduğunu söylemiş. Buna göre kartlarda yazan tam kare sayıların alabileceği en büyük değerlerin toplamını bizden istemiş. Arkadaşlar bir defa kare kök sayılarda başarılı olmak istiyorsak tam kare sayıları en azından 20'nin karesine kadar ezbere bilmemizde fayda var. Örneğin 200 ile başlayan 3 basamaklı olup tam kare sayılar neler diye düşünecek olursak 15'in karesi 225 var. 16'nın karesi 256 var. 17'nin karesi 289 var. Bunları mutlaka ezbere bilelim. Sonra 18'in karesi 300'de olan sayılara giriyor. Yani 324 var 18'in karesi. 19'un karesi 361. Sonra 20'nin karesini alırsak 400 başlıyor. 4 başlıyor. 21'in karesi 441. 22'nin karesi de 484. 23'ün karesi de 529 olduğu için onu almıyorum bakın 400 başlayan var burada en fazla. Öyleyse en büyük alabileceğim 200 başlayan 289 var. 300'de başlayan 361 var. 400'de başlayan 484 var. Tam kare sayılar. Bunların toplamlarının en büyük değerini bizden istemiş. Toplayalım 289 artı 361 artı 484. Topladık burası 14 yaptı. Elde var 1. 22 bir de elde 23 elde var. 2, 4, 7 topladık 1134 oldu cevabımız. Öyleyse gelsin ikinci sorumuz. İkinci sorumuzda aşağıda alanları içlerinde yazılı olan 3 tane kare ile oluşturulan ABC üçgeninin çevresini bizden istemiş. Arkadaşlar yine bilmemiz gereken çok önemli bir özellik. Eğer karenin alanı verilmişse ki başka sorularda da karşımıza çıkacak. Karenin bir kenarını bulmak için bunun e, kökünü alıyoruz. Kare kökünü alıyoruz. Yani şuradaki kenarımız kare kök 441 veya başka bir deyişle hangi sayının kendisiyle çarpımı 441'dir? Çünkü karenin iki kenarı aynı ya dolayısıyla bununla bunu çarptığımızda 441 veriyorsa 441 hangi sayıyla hangi sayının çarpımıdır? Tabii iki sayı da aynı olacak. 21 ile 21'in çarpımı. Öyleyse bu kenarı 21 bulduk. Gelelim bu kenarı bulmaya. Burası da karekök 196 olmalı. 196 hangi sayının karesiydi? O da 14 14'ün. Öyleyse bu kenarımız 14. Bu kenarımız 14 olmalı. Gelelim karenin bir kenarını bulmaya. Alanı 324 ise bir kenarımız karekök 324 olur. Bunun da 18'in karesi olduğunu biliyoruz. Yani bu kenar 18, bu kenar 18 oldu. Şimdi gelelim ABC üçgeninin çevresini bulmaya. Yani 21 artı 14 artı 18'i topladık. 35, 55, 60 pardon 45, 53 oldu cevabımız. Öyleyse Gelsin sıradaki sorumuz. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen kareköklü sayıların ardışık hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmamızı istemiş. Böyle sorularda şunu düşünüyoruz. Kök 3'ten küçük tam kare ne var arkadaşlar? Kök 1 var. Kök 3'ten büyük tam kare ne var? Kök 4 var. Bunlar tam kare olduğu için tam sayı olarak dışarı çıkabiliyorlar. Öyleyse kök 3 1 ile 2 arasındaymış dedim kök 50'den küçük tam kare ne var onu bilmeniz gerekiyor ezbere. Kök 49 var arkadaşlar. Kök 50'den büyük tam kare ne var? Kök 64 var. Öyleyse kök 50 hangi iki tam sayı arasında? Sakın 49 ile 64 arasında olduğunu söylemeyin. 7 ile 8 arasında olduğunu söylemeniz gerekiyor. Sonra kare kök 275'ten küçük tam kare sayıları düşüneceksiniz. Az önce birinci soruda zaten yapmıştık. Bakın 256 var. 16'nın karesi. 17 var. 289. 17'nin karesi. Dolayısıyla 275 den küçük tam kare 256 var. 275'ten büyük tam kare de 289 var. Yani hangi iki tam sayı arasındaymış? Kök 275. 16 ile 17 arasındaymış. Şimdi gelelim o zaman son maddemize. Karekök 366. Karekök 366'dan küçük tam kare 324 var. 18'in karesi. 19'un karesi de bundan büyük 361 var dersek bakın yanlış oldu. 366 ikisinin arasında değil. Değil mi? O zaman düzeltelim. Karekök 366'dan büyük, karekök 361 var, değil mi? 19'un karesi. 20'nin karesi 400 var. Öyleyse 366 evet şimdi ikisinin arasında oldu. Hangi iki tam sayının arasındaymış? 19 ile 20 arasındaymış. O zaman gelsin sıradaki sorumuz. Aşağıda alanı 221 santimetre kare olan bir kare verilmiş. Buna göre karenin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden hangi tam sayıya daha yakın olduğu sorulmuş. Şimdi ne demiştik? Karenin bir kenarı verildiğinde, pardon, karenin alanı verildiğinde bir kenarını bulmak istiyorsak kökünü alıyoruz. Yani bir kenarımız karekök 241 santimetre. Evet, sorumuz bu kadar. Ama karekök 241'in hangi tam sayıya daha yakın olduğunu sormuş. Bunu bulabilmek için yine karekök 241'den küçük sayıları düşünelim. Mesela karekök 240 var ama tam kare değil. Tam kare olan bundan küçük en büyük ne var? Karekök 225 var. Peki karekök 241'den büyük tam kare ne var? Karekök 256 var. Peki hangisine daha yakın? Onu nasıl tespit edeceksiniz? Şöyle 241'den 225'i çıkartıyorsunuz. Arada 16 sayı var. Daha sonra 256'dan 241'i çıkartıyorsunuz. Arada 15 sayı var. Hangisine daha yakın bakın. 15 sayı olduğu için 256'ya daha yakın. 256'da biliyorsunuz karekök 256'da 16'ya eşit. O zaman gelsin sıradaki sorumuz. 5. sorumuzda aşağıda verilen karekök sayıları bakın. Küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istemiş. Kare kök sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayabilmemiz için bunların hepsinin aynı cinsinden olması gerekiyor. Bu şekilde bakın hangisi büyük, hangisi küçük anlaşılmıyor. Eğer hepsini kökün içerisine gönderirseniz işte o zaman kıyaslayabilirsiniz. Peki bu 7 kökün içerisine girdiğinde ne oluyordu? Bir sayı kökün içerisine girdiğinde karesi alınıyordu. Öyleyse 49 çarpı 5 ne yapar arkadaşlar? 245 yaptı kare kök içerisine girdiğinde. Bunları da aynı cinsinden yapmam gerekiyor. Önce 5 kare kökün içerisine girdiğinde karesi alınıyor. 25 oluyor. Bir de 10 ile çarpıldığında kare kök 250. İşte bakın şimdi hangisi büyük hangisi küçük ortaya çıkıyor. Sonra 9'u yine kökün içerisine alalım ki bu da onlar cinsinden yazılmış olsun. 9 kare kökün içerisine girdiğinde 81 oldu. 81 ile de 3'ü çarparsak veya 9'un karesi de yazabilirdik. 243. 9'un karesi yazalım da hepsi aynı cinsinden olmuş olsun. 9'un karesi olarak içeri girdi. Şimdi 15 ama normal bir sayı. Bu da kare kökün içerisine girebiliyor. Bu da kare kökün içerisine girdiğinde karesi alınıyor arkadaşlar. Öyleyse 15'in karesi de 225. Şimdi artık hepsi kökün içinde olduğuna göre küçükten büyüğe doğru sıralanabilir. En küçüğü görüyorsunuz. Kökün içerisinde olan en küçük sayı 225. O zaman D en küçük olmalı. Sonra 225'ten bir büyük 243 var. C olmalı sırada. Sonra 245 var. A olmalı sırada. Sonra da en büyüğü 250 yani B olmalı sıralanışımız. O zaman gelsin sıradaki sorumuz. Altın sorumuzda aşağıda verilen çarpma ve bölme işlemlerini bizden yapmamızı istemiş. Evet yine yazılıya girmeden kareköklü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerinin nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Yöntem şu şekilde. Kök dışındaki sayılar çarpılır. Kök dışına yazılır. 21, 3 kere 7. Kök içindeki sayılar da çarpılır. Kök içine yazılır. Yani 6 ile 15 çarpıldı. O da 90 yaptı. Yani köklü sayı ile köklü sayı çarpabiliyorsunuz. Normal sayı ile normal sayı çarpabiliyorsunuz. Ama yazılı öğretmenimiz muhtemelen bunu 90'ı da kök dışına çıkarmamızı isteyebilir. Öyleyse 90'ı asal çarpanlarına ayırabilirsiniz. Şu şekilde. 2'ye böldük 45. Sonra 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Aynı sayıdan 2 tane olunca dışarıya bu bir tane 3 olarak çıkıyor. Ama 2 ve 5'lerden birer tane olduğu için kök içinde kalıyor bunlar. Yani 3 kök 10 olarak yazılıyor kök 90. Fakat bir de dışarıda 3 çarpanı var. Bir de bu 3 dışarı çık pardon dışarıda bir de 21 var. Bir de dışarıya 3 geldiği zaman 21 ile 3 çarpım durumunda 63 kök 10 olur. Son cevabımız. Şimdi gelelim kök 147 ve kök 192'yi bulmaya. Kare kök 147 ile 192'yi çarpmak değil mi? Çok büyük süre, büyük bir sayı olur. Uzun sürer. Burada yapmamız gereken bunları önce a kök b şeklinde yazıp ondan sonra çarpmak. 147'yi yine bu şekilde aynı 90'ı yaptığım gibi asal çarpanlarına ayırabilirsiniz. Ya da eğer çarpanlarını kafadan biliyorsanız 49 ile 3'ün çarpımı olduğunu söyleyebilirsiniz. 192'nin de 64 ile 3'ün çarpımı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakın iki tane sayının çarpımı şeklinde yazıyorum ama biri tam kare. Sonra 49 tam kare bir sayı olduğu için 7 olarak dışarı çıkacak. 3 içeride kaldı. 64 8 olarak dışarı çıktı. 3 içeride kaldı. Sonra 7 ile 8'i çarptım. 56. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı arkadaşlar bunu da mutlaka bilelim. O da 3'e eşit. Veya kök 9 da diyebilirsiniz ama gerek de yok. Kök 9 da 3 zaten. 56 çarpı 3 ne yapacaktır? 150, 168 olacak bu çarpma işlemimizin sonucu. Gelelim bölme işlemlerine. Bölme işlemlerini yaparken köklü bir sayıyı normal bir sayıya bölemezsiniz. Sakın bunun cevabına kök 100 falan demeyin. Yapmamız gereken ikisini de köklü yapmak. Ya da bu 200'ün bir kısmını kök dışına çıkarmak. O da olur, o da olur. Yani a kök b şeklinde yazarsanız eğer 200'ü 10 kök 2 olur. İşte o zaman şu dışarıdaki sayıyı dışarıdaki sayıya bölerseniz o da 5 kök 2 yapar. Yöntemlerden biri bu. Bir de buraya ikinci yol yazalım. İsterseniz arkadaşlar 2'yi kökün içerisine alabilirsiniz. Yani 200 köklü olarak durur. 2'yi de kökün içerisine aldığımızda karesi alınarak kökün içerisine girer. Kök 4 olur. İşte şimdi ikisi de köklü sayı olduğu için bunlar birbirlerine bölünebilir. 200'ü 4'e böldük o da kök 50 yaptı. Kök 50 arkadaşlar zaten 5 kök 2 cevabını yine aynen verir. Gelelim son sorumuza. Son şıkkımızda da normal bir sayıyı köklü bir sayıya bölmemizi istemiş. Burada da iki tane yöntem var. İsterseniz 6'yı önce kökün içerisine alırsınız. 6 kökün içerisine alındığında 36 olarak kökün içerisine girdi. Karesi alındı. Şimdi ikisi de köklü olduğu için bunlar aynı kökün içerisinde birbirlerine bölünebilirler. O da kök 18 yapar. Kök 18'de 9 çarpı 2 diye yazılırsa, 9 tam kare bir sayı olduğu için dışarı çıktı. 3 kök 2 oldu. Bunun ikinci yolu nasıl peki? Bunun ikinci yolu da e, paydayı kökten kurtarmak gibi bir yöntemiz vardı. Hem payı hem de paydayı kök 2 ile genişleterek de bölme işlemini yapabiliyorsunuz. Çarpalım yukarıyı kök 2 ile 6 kök 2. Aşağısı da kök 2 çarpı kök 2'nin 2 olduğunu söylemiştim. Öyleyse 6 normal bir sayı dışarıda yani kökün dışında 2 de kökün dışında. Bunlar birbirlerine bölünür 3 olur. Kök 2'yi de aynen yazarız. Yani cevabımız 3 kök 2 bakın 2 yoldan da bulundu. O zaman gelsin sıradaki sorumuz. 7. sorumuzda aşağıda alanları işlerinde yazılı karesel bölgelerde oluşmuş şekil verilmiştir. Buna göre bizden AB uzunluğunu istemiş. Şimdi bu tür sorularda da yine karenin alanı verildiği zaman hani karenin bir kenarı için ne demiştim ben? şu karenin bir kenarı için kare kök içerisine alırız demiştik alan değil mi yani karenizin bir kenarı kök içerisinde 1,08 o zaman bu karenin bir kenarı kök içerisinde 0,75 karenizin bu kenarı da kök içerisinde 0,48 olur ondalık sayıların kare köklerini almayı da mutlaka bilmemiz gerekiyor yazıldı kesin çıkabilecek sorulardan bir tanesi peki bu ondalık sayının kare kökünü nasıl alacağız? Ee, Virgülden sonra bakın iki tane basamak var. Bunu kesirli yazacağız. Yani 108 sayısını demek ki 100'e bölmüşüz. İki tane sıfır atıyorum. Neden? Virgülden sonra iki basamak olduğu için. Sonra geçiyorum kök 0.75'e. Burada da virgülden sonra iki sayı var. Öyleyse 75 sayısı 100'e bölünmüş. Geçiyorum 48'e. 48 sayısı da yine virgülden sonra iki basamak olduğu için 48 bölü 100 diye yazılabilir. Daha sonra 108 sayısını tam kare bir sayı değil, kök dışına çıkamıyor. 108 sayısını 36 çarpı 3 diye yazarız. Şuraya gösterebilirim ama 36 çarpı 3 yani 36 dışarıya 6 olarak çıktı. 3 içeride kaldı. Paydadaki 100 ise tam kare bir sayı olduğu için kök dışına 10 olarak çıktı. 75 sayısını 25 çarpı 3 diye yazarsak o da 5 olarak dışarı çıkar, 3 içeride kalır. Paydadaki 100 yine tam kare bir sayı olduğu için dışarı çıktı. 48'i de 16 çarpı 3 diye yazarsak 16 dışarıya 4 olarak çıkar. 3 de içeride kalır. Yine 100 karekök dışına 10 olarak çıktı. Şimdi artık bunlar toplanabilir bakın. Köklü sayılarda evet toplama yapılabilmesi için onu da mutlaka bilmeniz gerekiyor. Kök içleri hep aynı olması gerekiyor. Bakın kök 3 kök 3 kök 3 bunlar toplanabilir. Ama toplarken katsayılarını topluyoruz. 6 tane kök 3 paydaları da eşit ya toplanabilir. 5 tane kök 3 daha 11 kök 3 Üzerine de 4 köküç ekledim. Toplam ne oldu? 15 köküç oldu. Ortak paydamızı da aynen yazdık. Demek ki A'dan B'ye kadar olan uzaklık 15 köküç bölü 10. İsterseniz 5 ile de sadeleştirebilirsiniz. O da 3 köküç yapar. Üst taraf aşağıyı 5'e bölerseniz o da 2 yapacaktır. Buradaki 108'i kök dışına nasıl çıkarttık? Eğer bunu kafadan yapamıyorsanız asal çarpanlarını ayırarak da yapabilirsiniz. 2'ye böldüğünüz işte 54. 2'ye böldüğünüz 27, 3'e böldüğünüz 9, 3'e böldüğünüz 3, 3'e böldüğünüz 1. Aynı sayıdan bakın 2 tane olunca kök dışına çıkabiliyor. Aynı sayıdan 2 tane olunca kök dışına çıkabiliyor ama 1 tane olunca bu kökün içerisine kalmış oluyor. Bakın 6 kök 3 işte bu şekilde bulunuyor. 75'i ve 48'i de yine aynı şekilde asal çarpanlarına ayırarak kök dışına 5 kök 3 ve 4 kök 3 olarak çıkartabilirsiniz. O zaman gelsin sıradaki sorumuz. Evet 8'in sorumuz aşağıdaki sayıların yanlarına rasyonel mi yoksa irrasyonel mi olduklarını yazmamızı istemiş. Şimdi rasyonelin sembolü biliyorsunuz Q ile gösteriliyor. İrrasyoneli de I harfi ile göstereceğiz. Yanlarına rasyonel rasyonel Q yazalım. İrrasyonel ise I yazalım. Şimdi önce birinci madde ile başlayalım. Önce ben bunu virgüden sonra bakın bir basamak olduğu için kesirli yazacağım. Yani 16 bölü 10 diye yazacağım. Sonra 16 tam kare bir sayı olduğu için kök dışına çıkacak. Ama 10 tam kare bir sayı olmadığı için kök dışına çıkamayacak. Eğer sayımız kökten kurtulamıyorsa biz böyle sayılara ne diyorduk? İrrasyonel sayı diyorduk. Değil mi? Kökten kurtulamadığı için. içinde kök var. İkinci maddeye geçiyoruz. Bakın bir devirli bir sayı. Devirli sayılar rasyonel oluyordu. Nasıl ya peki rasyonel yazılıyordu? Sayının tamamını yazıyorduk önce virgül yokmuş gibi. Eksi devretmeyen kısım yani üzerinde çizgi olmayan kısım 47'yi çıkartıyorduk. Paydaya da virgülden sonra devreden bir tane sayı olduğu için bir tane 9. Devretmeyen sayılar kadar 0 yazılıyordu. Öyleyse bu sayımız bir rasyonel sayı. Çünkü a bölü b şeklinde yazıldı. Değil mi? Kökten kurtuldu. Kök yok yani sayımızın içerisinde. Geldik üçüncüsüne. 49 kök 49 kök dışına 7 olarak çıkacağına göre. Sonucumuz 14 oldu. Yani bu da bir rasyonel sayı. Değil mi? Ee, çünkü görünmeyen bir paydası var. 14 bölü 1 şeklinde yazılabiliyor. Geldik dördüncüsüne. Dördüncüsüne bakalım kökten kurtarabilecek miyim? 12 ile 48'i 12'ye bölerek sadeleştirdim. Burası 1 oldu, burası 4 oldu. Demek 12 bölü 48, 1 bölü 4 demek. 1 tam kare bir sayı olduğu için kök dışına çıkabilir. 4 de 2 olarak dışarı çıkabilir. O zaman bu da bir rasyonel sayı değil mi? Kökten kurtuldu. Pi sayısının biz irrasyonel sayı olduğunu biliyorduk. Çünkü pi sayısı virgülden sonrası sonsa kadar düzensiz için bu da irrasyonel. Öyleyse rasyonel dediğimizde A bölü B şeklinde yazılabilecek A ve B tam sayı. İrrasyonel dediğimizde kökten kurtulamayan sayılar. Bir de pi sayısı irrasyonel sayı olduğunu unutmayacağız. Yazılda yine kesin çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Gelsin o zaman sıradaki sorumuz. Dokuzun sorumuzda aşağıdaki tabloda bir mağazanın bir haftada sattığı ürünlerin adetleri verilmiş. Satılan ürünlerin dağılımını daire grafiğinde göstermemizi istemiş. Böyle sorularda arkadaşlar tüm ürünlerin hepsini topluyorduk ve bunu 360 dereceyle göstereceğimizi orantılıyorduk değil mi? Yapalım hemen. Bütün ürünleri toplayalım. 28 artı 40 artı 52 artı 24. Bakalım toplam kaç ürün yapıyor? 52 ile 28 topladım 80. Üzerine 40 ekledim. 120. 24 ekledim. Toplam 144 tane ürün var. Diyelim ki eteklerin açısını bulmak istiyorsunuz değil mi? Şöyle bir orantı kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki 144 ürün. Eğer 360 dereceyle gösterecekse bakın ürünlerin tamamı 360 dereceyle gösterilecekse 28 tane ürün kaç dereceyle gösterilir? İşte orantımız bu. Çapraz çarpıyoruz bununla bunu, bununla bunu. Ee, bunu bulabilmek için de 28 ile 360 çarpılır. 144'e bölünür. Şimdi 144 ve 360 ikisi de 72 ile sadeleşiyor. Eğer bunu 72'ye bölerseniz 5 kere var. Bunu 72'ye bölerseniz 2 kere var. Yani aslında 28'i 2'ye bölüp 5 ile çarparsak bunun 70 dereceye karşılık geldiğini söyleyebiliyoruz. Evet etek 70 dereceyle gösterilecek. Aynı şekilde hepsini tek tek yapabilirsiniz. Yani 144 tane ürün 360 dereceyle gösteriliyorsa acaba 40 tane pantolon kaç dereceyle gösterilir? Ee, yine bir öncekinde olduğu gibi 40'la 360'ı çarpıyoruz. Ve 144'e bölüyoruz. Bu da zaten ne demekti? 360'ı 72 ile sadeleştirdiğimizde 5. Bu da 2 oluyordu. Yani 42'ye bölelim. 20, 5 ile çarpalım. Bu da 100 derece. Bunu da hemen göstermiş olduk. Gömleğe bakalım arkadaşlar. Son olarak 144 tane ürün 360 dereceye karşılık geliyorsa acaba 52 tane ürün kaç dereceye karşılık gelir? yapmamız gereken 52 ile 360'ı çarpıp 144'e bölmek. Yani aslında 2'ye bölüp 5 ile çarpıyorduk değil mi? O da ne yapacaktır? 2'ye bölersek 26, 5 ile çarparsak bu da 130 derece yapacak. Şurası da 130 derece. Sonra arkadaşlar bunların hepsini toplayıp 360'tan çıkartabilirsiniz. Son dördüncü orantıyı kurmaya gerek kalmayabilir. Toplayalım açılarımızı. 200, 300 yaptı. O zaman buraya da 60 derece kaldı. 100, 200, evet, 300 derece yaptı. Buraya da 60 derece kalmış oldu. Peki bunları daire grafiğinde de gösterelim. Şunları birazcık küçültelim şöyle bir. Evet, şuraya bir tane dairemizi çizelim. Daha sonra en büyük açımız burada ne var? 100 derece var, 130 derece var. Şimdi 90 derecenin azıcık fazlası olsun. Burası 100 derece olsun. O zaman burası da 130 derece olsun. Geriye kalan kısımlarımız ise 70 ve 60 derece. Şurası 60 derece olsun. Burası da 70 derece olsun. Hepsinin toplamları 200 360 dereceyi verdi. Şuralara da baş harflerini yazalım. Burada pantolon var 100 derecede. 130 derecede gömlek var. Ee, kazak 60 derece olan bölgede, 70 derece olan yerde de eteğimiz var. Evet, daire grafiğinde bu şekilde göstermiş olduk. Yine bu orantı kurmayı mutlaka öğrenelim. Daire grafiklerinde de hep böyle orantı kurarak açıları bulabilirsiniz. Bir de şuna çok dikkat edin daire grafiği sorularında. Tamamını 360 dereceye eşitliyoruz. Bakın, 144 ürün ya. Tamamı 360 derece olmalı. Çünkü daire grafiğinin tamamının da 360 derece olduğunu biliyoruz. Gelsin o zaman sıradaki sorumuz. 10. sorumuz bir olasılık sorusu. Bir torbada özdeş sarı, kırmızı, mavi renkli toplar bulunmaktaymış. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun sarı renk gelme olasılığı 2 bölü 15, kırmızı renk gelme olasılığı 1 bölü 5 olduğuna göre torbadan çekilen bir topun mavi renk gelme olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi bu torbada sadece sarı, kırmızı ve mavi toplar var ya başka renk top yok ya arkadaşlar. O yüzden bunlardan biri kesin gelecek. Yani bu sorunun püf noktası şu. Sarı gelme ihtimali artı kırmızı gelme ihtimali artı mavi gelme ihtimalleri kesin olay olmalı. Peki kesin olayın olasılığı neydi? 1'di. Yani bir olayın gelme olasılığı 1 ise kesin olay. Neden bu üçünün gelme olasılıkları toplamı 1 yapmalı? Ya sarı ya kırmızı ya mavi gelecek. Bundan dolayı üçünün gelme olasılıkları toplamı 1 olmalı. Peki sarı gelme ihtimali ne demiş? 2 bölü 15 yazalım. Artı. Kırmızı gelme ihtimali 1 bölü 5 demiş ama paydalar eşit olsun diye bunu da 3 ile genişletelim. 3 bölü 15 diyelim. Mavi gelme ihtimalini bilmiyoruz. Ee, bu bir yerine de bunun da paydasını 15 yapmak için 15 bölü 15 diyelim. Sonra toplayalım 2 bölü 15 ile 3 bölü 15 e, 5 bölü 15. Karşıya eksi olarak gönderelim. O zaman 15 bölü 15'ten 5 bölü 15 çıkarsa mavi gelme ihtimali de ne çıktı? 10 bölü 15 çıktı. Çıklarda yok diyeceksiniz ama biz bunu 5 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3 cevabını verir. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. O zaman gelsin sıradaki sorumuz. 11. sorumuzda ne demiş? Aşağıda verilen cebirsel ifadelerle işlemleri yapınız ve en sade şekillerini bulunuz. Burada cebirsel ifadelerle ilgili çarpma, toplama, çıkarma ve yapmamızı mutlaka bilmemiz gerekiyor yazıldan önce. Nasıl yapılır cebirsel ifadeleri çarpma? Hemen başlayalım. Bunu bunun üzerine dağıtıyoruz çarparken ama işaretleriyle beraber çarpacaksınız. Artı 3 çarpı artı 5x artı 15x yaptı. Sonra bakın artı 3 ile eksi 4'ü çarptım. İşaretle beraber çarptığım için eksi 12 yaptı. Sonra bakın buradaki eksi 2 ile artı 4'ü çarpıyorsunuz. Eksi 8 yaptı. Eksi 2 ile de eksi 7 x'i çarparsanız artı 14 x yapar. 2 kere 7 14 olduğu için. Sonra benzer terimler kendi aralarında toplanıyordu. Mesela burada benzer terim, harfi aynı olan terimler. Görüyorsunuz bunlar benzer terim. Toplanırken katsayılarını topluyorsunuz. 15, 14 daha 29 x yaptı. Bunlar da kendi arasında benzer terim olmuş oluyor. Eksi 12 ile de eksi 8'i toplarsak burası da eksi 20 yapar. Gelelim aşağıdaki işlemimize. Bu aşağıdaki işlemi yaparken önce buradaki çarpma işlemi yapmak için burayla buraya çarpacağınız bir yer. Burayla buraya çarpacaksınız 2. Burayı çarpacağız 3. Burayı çarpacağız 4. Çarparken işaretleriyle beraber artı 3x ile artı 4x çarpılırsa. Bakın şöyle bir kenarda göstereyim önemli. Bununla bunu çarparken öğrencilerimiz 12x diyebiliyorlar ama öyle değil. 3 ile 4'ün çarpımı 12 ama x ile x'in çarpımı da x kare. Unutmayalım. Sonra artı 3x ile artı 6'yı çarparsanız 3 kere 6 18x yapacak. Sonra eksi 7 ile artı 4x'i çarparsanız 4 kere 7 eksi 28x yapacak. Sonra eksi 7 ile artı 6'yı çarparsanız artı ile eksinin çarpımı eksi o da 42 yapacak. Gelelim bir diğer önemli hususa parantezin önünde eksi varsa bu eksi yine içeridekilerin 3'ünün üzerine dağılmalı. Yani 3'ünü de işaret değiştirecek. Eksi ile x kareyi çarptım eksi x kare oldu. Eksiyle eksi ile eksi 2x'i çarptım artı 2x oldu. Eksi ile artı 5'i çarptım eksi 5 oldu. Şimdi bundan sonra yine benzer terimler kendi aralarında toplanacak. Şöyle benzer terimleri aynı renkte gösterelim. Bakın harfleri de aynı. Harflerin üstleri de aynı. İşte bunlar benzer terim. Peki katsayılarını toplayacağız. Bunun katsayısı 12. Bunun katsayısı yazılmadığı için eksi 1. 12, eksi 1 daha. 11 tane x kare yaptı. 11x kare. Sonra başka benzer terimleri de başka aynı renkte gösterelim. Mesela 18x ile eksi 28x benzer terim. Bir de burada 2x var. Bunların da harfleri aynı ve harflerin üstleri de aynı. Benzer terimler toplanabilir. Ama toplamadan önce şu x kareyi de şöyle biraz kaydıralım. Heh. Şimdi toplayalım. Bunların katsayılarını. 18 eksi 28 ile toplandı. Eksi 10. Eksi 10'a da 2 ekledim. Eksi 8 yaptı. Eksi 8 x. -8x. Sonra benzer terim. Bir de bu normal sabit sayılar var. Onları da şöyle kırmızıyla gösterelim. Eksi 42 ile eksi 5. Kendi arasında toplanırsa bu da eksi 47 cevabını bize verir. Evet bunlar da artık benzer terim bulunmadığı için toplanmaz böyle kalır. O zaman gelsin son sorumuz. 12. sorumuzda aşağıda verilen özdeşliklerin açılımlarını yazmamız istemiş. Şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken 3 tane özdeşlik var. Biri 2 kare farkı işte görüyorsunuz şu birincisi 2 kare farkı. Mutlaka bu özdeşliklerimizi bilelim yazıldan önce. Bu tam kare ama farklarının tam karesi. Bu ise toplamlarının tam karesi. Yani bu ikisi aslında Aynı özdeşlik. Biri toplamlarının tam karesi, burada farkların. Peki iki kare farkının sonucu nasıl bulunuyordu? Şurayı hemen hatırlatalım. a-b ile a artı b'yi çarptığımızda bunun sonucunu bulmanın kısa yöntemi birincinin karesi alınıyordu a'nın sonra araya eksi koyuluyordu, ikincinin karesi alınıyordu. Yani burada yapmanız gereken 4a'nın karesini almak araya eksi koyup sonra da 3'ün karesini almak. 4 a'nın karesi alırken hem bunun karesini hem bunun karesini alıyorsunuz. Ya yani ne yapıyor? 16 a kare yapıyor. Sonra 3'ün karesi de 9. 16 a kare eksi 9 oldu. Bu çarpma işlemimizin sonucu. Eğer bunu böyle uzun uza diye dağıtarak yaparsanız aynı cevabı bulursunuz ama o zaman da özdeşlik açılımlarını kullanmamış olursunuz. Hani burada öğretmenimiz eğer bize bunu sorarsa ...özdeşliklerden yapmamızı isteyecektir mutlaka dağıtarak değil. O yüzden özdeşliği mutlaka öğrenelim. Gelelim tam kare özdeşliğine. Tam kare özdeşliği de nasıldı? Onu da şu aşağıya hatırlatayım. A eksi B'nin karesi veya A artı B'nin karesi alındığında birincinin karesi alınırdı. Burası eksi olduğu için eksi. Sonra birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı alınırdı. Sonra artı ikincinin karesi alınırdı. Burada da birinci sayı dediğimiz 5x. Yani önce 5x'in karesini almamız gerekiyor. Birinci aşamada. Sonra eksi. Birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı. Yani 5x ile 6'nın çarpımlarının bir de 2 katı var başında. Sonra bir de 6'nın ikincinin karesi alınması gerekiyordu. Fakat bunu bir düzenlememiz gerekir. Böyle bırakmıyorsunuz. Birincinin karesi alındığında şu 5x'in karesi alırken hem bunun karesi hem bunun karesini alıyoruz. Yani 25x kare yapmış oluyor. Sonra bu birinci ikinciyi çarptığımızda 30x iki katını alırsak 60x yapıyor. Sonra ikincinin karesi de alındığında 36 yapıyor. Gelelim aşağıdaki tam kareye. Yine bu da tam kare. Önce birincinin karesi alınır. Yani 11m'nin karesi alınır. Sonra araya artı konur. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 11m ile 3n'nin çarpımlarının iki katı. Sonra ikincinin karesi alınır. Yani o da 3n'nin karesi. Şurayı birazcık kaydıralım. Aşağı doğru sorumuzu. Yer açılması için bunu da aşağıya alacağım. Şimdi düzenleyeceğiz bunu. Birincinin karesi alırken hem 11'in hem m'nin karesini alıyoruz. Yani burası şöyle oluyor: 121 m kare oluyor. Sonra bu birinci ile ikinciyi çarptığımızda 33 mn iki katını aldığımızda 66 çarpı m çarpı n oluyor. Bu aralarda çarpılar var. Yazmasak da olur aslında. Bu 3 n'nin karesi alınırken de üçün karesi 9, n'nin karesi n kare yapıyor. Evet, bu da son şekli. Ben yine de şu toplamın e, karesi tam kare özdeşliğini de yazayım. Birincinin karesi alınıyor. Artı birinci ikincinin çarpımlarının iki katı alınıyor. Ve ikincinin karesi alınıyor. Yani bu ikisi tam kare. Fakat arada eksi varsa şu birinci ikinci çarpımın iki katını eksi yapıyorsunuz. Artı varsa burayı artı yapıyorsunuz. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoda kullandığımız pdf'yi açıklamalardaki linkten indirebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.